Evet, selamlar herkese. Bugün biraz daha farklı bir video yapacağım. Her zaman olduğu gibi böyle borsaymış, dolar analizi, hisse senedi analiziyle ilgili olmayacak. Bugün biraz daha farklı olacak ve bir mesaj vermek istiyorum. Aslında 2017 yılından itibaren yazdığım pek çok yazı var bununla ilgili. Ama kendime ait bir yerde, kendime ait bir videom hiç yoktu. O yüzden ilk defa yapıyorum. O da ayrı bir heyecan aslında. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlu olsun diliyorum. Öncelikle güzel bir gün. Ulusal egemenlik bir kere çok önemli bir şey. Ulusal egemenliğin asıl olarak anlamı ulusa dayalı bir millet olmak, bir devlet olabilmek. Ulusal egemenliği nasıl yaşıyoruz? Yani bize olan yansıması ne diye soracak olursanız aslında en önemli şeysi gidip oy atıyoruz, oy veriyoruz ve bizi kimin yöneteceğini yine bizler seçiyoruz. Fakat burada bugün bizler oy atıyoruz, bizler seçiyoruz ve seçiliyoruz. Seçme ve seçilme hakkımız var. Ulusal egemenlik. Bugün bizler bunu yapıyoruz. Yarınsa çocuklarımız yapacak. Bugünün küçüğü olanlar yarının büyüğü olacaklar. Onlar seçecekler, onlar seçme yapacaklar ve onlar seçilecekler. Aslında o açıdan baktığımızda Gazi Mustafa Kemal'in bugünü çocuklara armağan etmesi çok daha anlamlı oluyor aslında. Buradan da şimdiden söylemekte fayda var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bize bu cumhuriyeti, bu ülkeyi, bu vatanı emanet eden, armağan eden aslında şehit olan binlerce şehidimizi burada saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Evet, çocuğunuza borsa hesabı açın. Videonun ismi bu. İlk başta okuduğunuz zaman veya gördüğünüz zaman belki de çok farklı şeyler olabilir. Bilirsiniz. Aslında çok fazla şaşırılacak bir durum yok. Çocuğunuza borsa hesabı açın. Bugün 23 Nisan. Gelin onlar için bir şey yapın ve haftaya onlar için bir borsa hesabı açın. Onlara sektöründe lider, büyüyen, her sene öz sermayesini yükselten, sektörüne hakim olan veya en önemli ikinci oyuncu olan ve en önemlisi her sene elde ettiği net karı ortaklarıyla paylaşan, yani kar payı ödeyen şirketlerin hisse senedinden yavaş yavaş her ay küçük küçük minik minik alın bir kenara atın. Ve onlar ileride 18 yaşına geldiklerinde veya 20 hiç önemli değil, finansal özgürlüğe sahip insanlar olsun. Rahat olsun. Her yıl o şirketlerinden aldığı temettü miktarı çalıştıkları şirketten de yılda aldığım maaşa eşit bir şekilde bir miktar olsun ve rahat etsinler. Bu çok çok önemli bir şey. Bir firmaya çok uzunca bir süre ortak olduğunuz zaman ve ufak ufak onun hisselerini aldığınızda, ama burada çok önemli bir şey var, onu da ifade edeyim. İlk başta söylediğim gibi sektöründe lider, yineliyorum, tekrar ediyorum. Sektöründe lider veya en büyük ikinci oyuncu olan, her yıl cirosunu arttıran, öz sermayesini arttıran ve kar payı ödemeyi ilke edinmiş olan şirketlerin hisselerinden bahsediyorum. Bu firmalardan her ay ufak ufak almış olsaydınız bundan 10 yıl veya 15 yıl öncesinde, bugün şu anda çok daha inanılmaz bir seviyede oluyordunuz. Bunun pek çok örneği var, matematiksel olarak da var. Ben 94 yılında sektöre ilk başladığımda daha yaşımız da gençti, işte 20'li yaşlardaydım. O zamanlar ben de herkes gibi alsatla ilgili. İşte buradan alacağım, buradan satacağım. Borsa benim için alsat yeriydi, oyun yeri gibi bir şeydi. Sonradan tabii biraz daha zamandan sonra şunu çok iyi anladım ki borsa aslında bir yatırım yeri. Borsa çok yüksek seviyede bir yatırım yeri.
Ama güzel bir şirkete yatırım yaptıysan, iyi bir yatırım yap. Büyüyen bir şirkete, elde ettiği net karı size düzenli olarak veren bir şirkete, temettü ödemeyi ilke edinen bir şirkete yatırım yaptıysanız. Eğer bunları yapmış olsaydık bugün belki de şirketimden aldığım yıllık maaştan çok daha fazlasını sadece şirketten aldığım, ortak olduğum şirketin bana ödediği kar payıyla bile alıyor olabilirdik. Bunu ben ilk fark ettiğim zaman tabii üzüldüm ve sonradan anladım. Babama gittim ilk başta ya dedim baba 1986 yılında bu ülkede İMKB yani o zamanki ismi buydu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı. Böyle bir yer açıldığında hiç mi merak etmedin? Hiç mi oturup bir bakmadın, incelemedin? Şeklinde bir sorum olmuştu. O da yazık ne yapsın ya oğlum ne bileyim ya şeklinde bir cevap vermekten de öteye gitmemişti. Allah rahmet eylesin. Çok aydın bir adamdı. Çok düşünür, okur, yazar bir insandı ama bu işlerle de hiç de ilgilenemedi. O günden sonra şunu daha iyi ben anladım. Yani ben ileride bir çocuğum olursa eğer buna aynı şeyi ben yapmak istemedim. Ben onun için bir yatırım yapmak istedim. Kendim için olmadıysa onun için yapmak istemiştim ve o gün böyle bir şey yapmak için söz vermiştim. 2007 yılında kızım doğduğunda birkaç ay sonra ona hesap açtım. Bunu ben yaptım. Ve ona düzenli olarak her ay büyüyen bir şirkette, bu söylediğim şartı yerine getiren bir şirkette her ay ufak ufak alımlar yaptım. Ama o kadar ufaktı ki yani size anlatamam. Yani o zamanlar zaten yıl 2007 çok az maaş alıyoruz. Çok çok yüksek bir şeyimiz yok. Oradan işte onda biriyle, onda ikisiyle, onda birden bile az aldığım da oldu. Ama yine de bunu aldım. Bakın aradan kaç yıl geçmiş? 14 yıl geçmiş aradan. 14 yılın sonunda bugün arkamı dönüp baktığımda iyi ki böyle bir adımı atmışım diyorum. Bu çok çok önemli bir şey. İyi ki bu adımı atmışım ve iyi ki o zamandan itibaren bunu da yapmışım. Ve bunu çok böyle sıkı bir disiplin olarak yaptım. Yani her ay maaşımı aldım. Hiçbir yere ödeme yapmadan önce kızıma ödeme adı altında gittim ve onu yatırdım. Ve bu şekilde aradan yıllar geçti. Her sene şirketin ödediği temettüyü aldım, yeniden aynı hisseyi aldım. Bir sonraki yıl yeniden temettü aldım, yeniden döndüm aynı hisseyi aldım. Ve aradan yıllar geçtiğinde bugün açıkçası iyi ki yapmışım diyorum ve çok da mutluyuz. Devam ediyoruz açıkçası. O nedenle gelin bugün çocuğunuz için güzel bir şeyler yapalım. 18 yaşına geldiklerinde veya 20 yaşına gelip 22 yaşına gelip üniversiteden mezun olup bir işe girdiklerinde arkalarında bir finansal özgürlüğü olsun. Finansal bakımdan kendilerini güçlü hissetsinler. Ha, onlar yeniden gitsinler, normal işlerini yapsınlar, çalışsınlar, zorluk çeksinler, sıkıntı çeksinler, bir maaş alsınlar, hayatı yaşasınlar, öğrensinler. Ama yine de bu finansal özgürlükleri sayesinde istedikleri işi yapsın. Sevdikleri bir iş yapsınlar ve istedikleri bir hayat yaşasınlar. Bizim yaşadığımız pek çok zorluklar oldu. Bunları yaşamasınlar. En azından hayata bir sıfır daha önde adım atsınlar. Bir sıfır daha farklı şey yapsınlar. Bu çok çok önemli bir şey. Bunu niçin yapıyoruz? Elbette ki onlara güzel bir gelecek sağlamak için. Elbette ki onlara büyüdüklerinde rahat bir hayat sağlamak için. Bundan başka hiçbir şeyimiz yok, sebebimiz yok. Ama finansal özgürlük çok çok önemli bir şey. Çünkü ileride bir kere kendilerine çok ciddi bir güven sağlayan. Bir düşünün yani bir birikim var. O birikimin haricinde yani bir şirkete ortaksınız ve o şirketiniz bütün bir yıl çalışıyor, üretiyor, satıyor, ihracat yapıyor,
kâr ediyor ve yılın sonunda da size o kârdan hak ettiğiniz miktardaki payı size ödüyor. Hisse senetlerinizin toplam değerinin haricinde her yıl gelen bir nakit akışı var. Sürekli gelen bir akış var. Bu çok çok önemli bir şey ve bu insana gerçekten çok güven veren bir şey. İleride o çocukların çok daha güçlü olmasını sağlayacak olan bir şey. Özgür bireyler olmasını sağlayacak olan bir şey. Ve istedikleri işi yapmalarına da çok büyük de destek olmalarını sağlayacak. Ve çalıştıkları şirkette patronlarının önünde boynu bükük olarak kalmamalarını da sağlayacak en önemli bir şey. Bizler bunları, yani içinizde izleyenlerin çoğu belki de bunların çoğunu da yaşamıştır. Ben şahsen meslek hayatımda bunları yaşadım. Evet, açılabiliyor mu? Açılabiliniyor. Yani bir çocuk için hesap açılabiliyor. Vasi hesap olarak biz buna ifade ediyoruz. Bizler vasi hesap olarak açtık. Ama bunu ben ilk başta yazdığımda pek çok kişi bana mesajlar yazdılar ve bankaların vasi hesap açmadığını bana söylediler. O konuda bir bilgim yok. Neden açmıyorlar? Neden bir yatırım hesabını vasi hesap olarak açmıyorlar? Onu da çok fazla bilmiyorum. Ama banka kökenli olmayan bir aracı kurumdaysanız orada vasi hesaplar açılabiliyor. Veya şöyle yapın, yani vasi hesap açmıyorlar mı? Açmasınlar. Siz kendi adınızı açın, çocuğunuzun niyetiyle bu işe başlayın. Yormadan, yorulmadan, tıpkı bir bireysel emeklilik yapar gibi her ay küçük küçük, minik minik, sizi de yormadan, ne kadar, yani ne kadarlık bir imkanınız varsa o kadar yapın. Onda bir olur, onda iki olur, onda birden daha da az olur. Ama yapın, bir şey yapın. Hisse almak mı istemiyorsun? Borsayı sevmiyor musun? Tamam, başka bir şey alın ama yapın. Şimdiden küçük küçük en azından onlar için bence önemli yatırımlar yapmakta fayda var. Burada çok önemli bazı hususlar var. Onlardan söz etmek istiyorum. Bir kere her şeyden önce büyüyen bir şirket olması önemli. Sektöründe lider veya en önemli ikinci oyuncu olması önemli. Bir firmanın bu sene size hisse başı 1 TL temettü ödediğini düşünün. O şirketin bir sonraki sene net karının %30 arttığını düşünün. Bir sonraki sene o size ödeyeceği net kar payı da %30 oranında artacaktır. Bir sonraki sene yeniden arttığını düşünün. Yeniden bu böyle arta arta gidecektir. O nedenle büyüme çok önemli. İkinci önemli şey, temettüsünü düzenli ödemeyi ilke edinmiş bir şirket olması. Yani bir şirket 100 milyon TL net kar yazdı. O net karın sadece 10 milyonunu ortağıyla paylaşıyor. %10'unu. Hayır, bunlardan bahsetmiyorum. 100 milyon kar etti. Bunun 70 milyonunu, 80 milyon. Yani %70 gibi, 80 gibi bir miktarını her sene ortağına ödeyen ve bunu da ilke edinen ve bunu her sene yapan bir firma olmaz. Zaten bunları elediğiniz zaman emin olun, borsada bir elin ancak 10 parmağı kadar veya bir miktar daha fazla şirketlerimiz var. Çok da fazla değil, pek çok şirket çünkü temettü ödemiyorlar. Temettü ödeseler bile çok düşük miktarda temettü ödüyorlar. Yani az önceki bahsettiğim gibi 100 milyon kar etmiş, 5 milyonunu veriyor, 10 milyon veriyor, o kadar. Bunları elediğinizde daha da büyük şirketler var. Üçüncü önemli şey, her sene aldığınız o temettüyle yeniden tekrar aynı hisseden almak ve girmek, satın almak. Bunu 18 yıl ya da 15 yıl, 18 yıl çok ciddi bir disiplin içerisinde yapmak. Bakın, bir maaş aldığınızda aslında her yere ödeme yapıyorsunuz. Kirada oturuyorsanız ev sahibine ödeme yapıyorsunuz. Markete gittiğinizde büyük bir, yani işte Sabancı Holding'e veya Yazıcılar Holding'e ödeme yapıyorsunuz. Devlete gittiğiniz zaman devlete ödeme yapıyorsunuz. Su, elektrik gibi şeyler. Zaten maaşınızı alırken devlet bir kere alıyor. Devlete daha sizin elinize para geçmeden bir ödeme yapıyor.
Bunun gibi pek çok yere ödemeler yapıyorsunuz. Peki kendinize ödeme yapıyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Kendinize ödeme yapmak ya da çocuğunuza ödeme yapmak bence çok güzel bir durum. Ben bunu yaptım ve buradan da yaptığım bir şeyi ve yaşadığım bir şeyi de anlatmak istiyorum. Bununla ilgili ben 2017'den itibaren pek çok yazılar yazdım. Kendime ait bir sitem var. Beni izleyenler, beni takip edenler zaten biliyorlar o siteyi. tuncayturşucu.com sitesinde çocuk ve borsa isimli aratma yaptığınız zaman yazdığım yazılara da rastlıyorsunuz. O zamandan bu zamana bu konuları çokça yazdım ve sizlerden de bazı sorular aldım. Mesela en önemli şey şu, tam olarak anlayamamış insanlardan bu soru geliyor. Çünkü farklı bir durum. Peki biz hisseyi almaya başladığımızda ya peki düşerse? Düşsün. Düşsün arkadaşlar. Bakın size bir hesap yapayım. Makine elimde. Hesap yapayım. Ben 14 yıldır almışım. Her ay almışım. Bir yılda 12 ay var. Yani ben bir yılda 12 tane 12 kez alış yapmışım. 12 çarpı 14 dediğim zaman 168. 168 kere alış yapmışım. Bugüne kadar. 168 farklı yerden alış yapmışım. Yani fiyatın düşmesi çok önemli değil. Düşsün, düştükten sonra yeniden alacağım. Düşsün, yine düştükten sonra yeniden alacağım. Bunun bir şeyi yok. Hatta size ben şunu da söyleyeyim. Ben bu işe ilk başladığımda 2007 yılıydı ve 2008 yılında dünyada Amerika'da oluşan o küresel kriz yaşandı. Borsamız aylarca aşağıya düştü. Benim girdiğim şirket Adana A'ydı bu arada. Şu anda yok. Oyak oldular o. Adana A'da ben başlamıştım ve 9 liradan biriktirmeye başlamıştım. 9 liradaki kağıt 2008 yılındaki küresel krizin etkisiyle 2,5 liraya kadar düştü. Ve ben her ay almayı sürdürdüm. 9'dan aldım, ertesi ay 7'ye düştü, 7'den aldım, 6'ya düştü, 6'dan aldım, 5, 4, 3, 2,5'a kadar düştü. 2,5'lardan sonra yine almayı sürdürdüm. 5 ay, 6 ay bu şekilde aldım. 168 kere almışım. 168 farklı yerden. O yüzden düşerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Düşerse zaten yeniden alacağım. Toplu bir miktarla almıyorsun. Siz burada bir hisse senedi biriktiriciliği yapıyorsunuz. Yani toplu bir miktarı tek bir hisse sokmaktan bahsetmiyorum. O başka bir şey. O bu video ile ilgili bir şey değil. Bu çocuklarımız için hisse senedi biriktirmek. Bunu çok soruyorlar mesela. İkincisi de şu. Ya şirket iflas ederse. Bu şirketler yılda 4 kere bilanço ilan ediyor. Yani siz de çok fazla da ilgisiz olmayacaksınız elbette. Yani 4 kere bu bilançolarına bakacaksınız, takip edeceksiniz. Kapta veya internet sitelerinde onlarla ilgili haberler var. Bunlara bir bakacaksınız. Ya da bir uzman varsa çalıştığınız aracı şirkette onlara soracaksınız. Ama zaten sektöründe lider veya en önemli ikinci oyuncu olan, büyüyen, ihracat yapan, bunu da ekliyorum. İlk başta söylemedim, unuttum. İhracatı da güçlü olan, yurt dışına da çok iş yapan ve temettü ödeyen bir firma ise zaten iflas etme olayı biraz zor. Ama yine de ilgileneceksiniz. Yani. Bir başka sorulan soru şu. Peki hocam her sene aynı sistemi yapacağım. Valla ben açıkçası öyle yaptım. Bir süre sonra da bir tane otomotiv firmasına geçtim. 8 sene sonra otomotiv firmasına geçtim. Ve orada da devam ettik. Yapmanız şart değil. Bir adet mi yapmak istiyor, yapalım? İki şirket mi olsun, üç şirket mi olsun? Hiç fark etmez. Ben bir tane yaptım. Ama siz iki yaparsınız, üç yaparsınız. Yeter ki bir şey yapın. Bugün 23 Nisan ve çocuklarınız için gelin bir borsa hesabı açın. 18 yıl, 16 yıl ya da ne kadar olursa cebinizin el verdiği miktarda çok önemli değil. Küçük küçük, ufak ufak miktarlarda her ay düzenli büyüyen, güçlü, lider, temettü ödeyen
ve ihracat yapan şirketlerden birinin hisse senedini aldım. Hangi şirketler? Bu videoda ben şirket ismi vermeyeceğim ama benim sitemde tuncayturşucu.com'da temettü şirketleri isimli çalışmalarım var. Orada gayet ideal, gayet güçlü pek çok şirketlerin öne çıktığını zaten görüyorsunuz. Onlardan birisi olabilir. Veya sizin kendinizin baktığı, beğendiği ve sevdiği bir firma olabilir. Yeter ki onlar için bir şeyler yapın. Hisse senedi almak istemiyorsanız başka bir şey yapın ama yapın. Herhangi bir şey yapın ve onlar 18 yaşına geldiklerinde finansal özgürlükleri olsun. Bu arada onların tabii ki finansal yatırımın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamaları, yatırımı muhafaza etmelerinin ne kadar önemli olduğunu farkına varmaları, bunlar da sizin en önemli ödeviniz. Çocuğunuz 18 yaşına geldiği zaman bunun ne olduğunun da bilincinde birisi de olacak, olmalı. Yani bunu yapmak da sizin en önemli ebeveyn olarak göreviniz oluyor. Herkese iyi günler. Herkese güzel 23 Nisanlar. Hoşça kalın. İyi günler herkese.